Merhaba arkadaşlar, Bambaşar. En son arada kart mart açıkladık. Bir sürü kart açıklandı. Onları tekrar bir inceleyelim. En son 56 kartta bırakmıştık. Yani bu video serisini. Dünkü yayınımızda o ana kadar çıkan bütün kartları inceledik. Kendi kartımızı yayınladık falan ama olsun, kaldığım yerden devam edeyim ben. Katrin Mart'ta bırakmıştık en son. 56. kartta. Bu 57. kartımız Better Head. Better Head arkadaşlar. Sultraze'e benziyor. Sultraze veya Overkill mekaniğine benzemiş biraz. 8 mana 3-12 Rush arkadaşlar. Saldırıp öldürürse bir daha saldırabiliyor. Yani arkadaşlar rakibin çok sayıda küçük yaratığını pıt 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 temizleyebiliyorsunuz. Tabi bunun arkadaşlar özellikle ilk aklıma gelen benim Abzu Sargon'da çok ciddi bir kombosu var. Yani az manaya atak bonusu veren kartlarla çok ciddi bir kombosu var. Blessing of Might da olur ama tabi o Paladin spesifik. Yani Abzu Sargon'da çok çok oluyor. 9 mana çünkü 5-12 inip arkadaşlar pıt 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 bayağı bir yer temizleyebilirsiniz. Bence fena bir kart değil. Ama tabii mesela 2 de alınmaz. Çünkü spesifik bir duruma cevap verebiliyor arkadaşlar. Yani adam masada 6'ya 6'sı varsa yani hiçbir şey yapmıyor 6'ya 6'ya. Yani az sayıda büyük yaratık varsa çok bir şey yapmıyor. Çok sayıda küçük yaratık varsa iyi. Sonra arkadaşlar Easy Underling var pardon. Yeni Fungal Mancer yapmışlar. Tırnak içerisinde. Tabi arkadaşlar Fungal Mancer'la hiçbir alakası yok. Fungal Mancer'dan çok daha kötü bir kart. Bir iki arkadaşlar biliyorsunuz Battlecry ile Death Rattle arasında dünyalar var. Battlecry anında gerçekleşiyor. Death Rattle için beklemeniz gerekiyor. Bir. İkincisi arkadaşlar random veriyor. Üçüncüsü siz bunu indiniz arkadaşlar. Rakip tabi ben adamı iki yerden artı iki kart vereyim diye beklemeyecek arkadaşlar. Ne yapacak? Adam gelecek. Önce diğer yaratıklarınızı ölecek. En son bunu öldürecek. Ya hiç ya bir tane artı iki artı iki alacaksınız en fazla. Ezecek yani. Bunu kullanmanın mantıklı yolu arkadaşlar Grim Rally ile veya işte yeni gelen Evil kartı var ya bir yaratığınızı yiyorsunuz iki tane leki veriyor elinize ama tabi o zaman da combo 6 mana oluyor arkadaşlar filan falan yani kartın tek başına kullanımı imkansız yani acaba rankte Zhu'ya koyarlar mı diyeceğim ama yani arkadaşlar biraz dandik ya. Çünkü bakın Fungal Mancer'dan ucuz gibi düşünüyorum. Aslında Fungal Mancer'dan ucuz değil. Çünkü Grim Rally ile oynamanız lazım. Bunu indip go diyemezsiniz. Grim Rally ile oynadığınız zaman zaten yine 5 man oldu. Ve arkadaşlar random veriyor. O da problem. Yani en güzellerine vermiyor. Çünkü Fungal Mancer'da genel olarak ayarlayıp nadiren yan yana olması gerektiği hani problem yapabilirdi ama yani kötü ve istemediğiniz yaratığa verebilir. Bayağı zayıf bir kart arkadaşlar. Bence hem arena hem ranked. Ranked'de biraz daha fazla umudu var. Arena'da çok kötü. Bakalım. Magic Trick arkadaşlar. Bir manaya mana kostu 3 veya daha ucuz olan bir spell discover ettiriyor. Arkadaşlar fena bir kart değil. Şöyle. Ya aslında çok iyi bir kart da değil de. Bir tane epik var mesela onunla iyi arkadaşlar. 2 mana 2 2 bir epik var. Orta oynadığınız her spell için elinize bir tane spell veriyor. Mesela bakın onda çok iyi combo. 1 mana Magic Trick. İşte ucuz bir spell seçtiniz onu attınız. 2 mana da bu element attınız. Elinize 2 tane daha random spell geldi falan çok harika. Tamam. Onunla güzel combo ama onun dışında çok iyi değil. Çünkü arkadaşlar problem şey. Yani şimdi Discover neden iyi arkadaşlar? Çünkü size 3 opsiyondan birisini veriyor. O an için en iyisi olanı seçiyorsunuz. Standart bir kart değil. Mesela arkadaşlar Flamestrike'ın bile kötü olduğu bir yer olabilir. Değil mi? Adam masası çok büyüktür. Değil mi? Veya siz vuruyorsunuzdur. Adamın masasında bir şey yoktur. Direct damage istersiniz. Flamestrike yarama yani spesifik bir durum oluşturur ama ya Flamestrike'ın bile kötü olduğu yer olabilir arkadaşlar. Discover ettiğiniz zaman Discover'dan kötü bir şey gelmek zorunda kalması zor. Yani 3 opsiyon da kötü olması lazım. Fakat arkadaşlar problem şu. Şimdi aldığınız spell ne kadar pahalıysa verdiğiniz ekstra bir mana size o kadar az zarar veriyor. Mesela arkadaşlar bununla örneğin Flamestrike alabilseydiniz 8 manaya Flamestrike atardınız. O kadar büyük bir kayıp yok. Fakat arkadaşlar bununla Frostnova attığınız zaman 4 manaya Frostnova atmış oluyorsunuz değil mi? Yani 1 ve 3 vermek zorundasınız sonuçta manayı. Veya işte bununla Arcane Intellect. Hepsi kötüleşiyor. O yani o artı 1 mana koyuyor. Discover'lı kartların arkadaşlar sınırlama getirmemesi lazım böyle. 1 manalık Discover'lı kartların. Yani 3 or less dediği zaman kötü oluyor. Dolayısıyla çok iyi bir kart değil. Ben çünkü 2 manaya Arcane Missile atmak da istemem. Değil mi arkadaşlar? 3 manaya Frostbolt da atmak istemem. Hani yani yine yerine göre dediğim gibi şeyle iyi olur.
O kart ama o kart da epik arkadaşlar. Şimdi o kart common olsa bununla kombolarsınız filan. O da kolay değil. Adını şimdi hatırlayamadım. 2 mana 2 2 o turn oynadığınız her spell için 2 tane pardon, elinize birer bir tane mate spell veriyor. Ama tabii kombinasyon bir araya gelirse güçlü. Orta karar bir kart yani. Kötü denmez tabii de. Çok iyi değil yani. Mesela Prime Lord Glyph ile hiç alakası yok. Çünkü Prime Lord Glyph arkadaşlar efektif olarak 0 mana oluyor gibi oluyordu biliyorsunuz. 2 mana atıyorsunuz fakat 2 mana ucuzlatıyor. Dolayısıyla mana zararı hiç olmuyor. Ayrıca arkadaşlar bunun gibi sınırlayıcı da bir kart değildi. Flameside bulabiliyordunuz mesela. Pyroblast bulabiliyordunuz. Bunda öyle yok. Belki 4 or less olsaydı hani Fireball'la Polymorph da kartın menziline girseydi iyiydi. Secret falan buluyorsunuz işte öyle. İdare eder diyelim. Bu kartın da hala çıkmamış arkadaşlar. Fluffy çıkıyorsa bilin ki bir büyük ihtimalle uzak doğu ülkesinden bir yayıncı bu kartı açıklamış demektir. Çünkü kartı şişe veremiyorlar o zaman. Yani şimdi ne bileyim işte arkadaşlar Fransızca Fransızca olsa vardır elbette ellerinde adam ama iki kart açıklanmış onun için burada içine giriyorum. Birincisi arkadaşlar Crystal Song Portal. Crystal Song Portal 2 mana. Discover a Druid Minion. Eğer elinizde başka hiç minion yoksa üçünü de al. Arkadaşlar bu Master's Call'a benzetmişler. Fakat Master's Call'dan şimdi şöyle Master's Call çok iyi bir rank kartı. Çünkü arkadaşlar bütün desteğinize Beast koyuyorsunuz. 3 mana 3 kart çekiyorsunuz. Bu ise ikisinin arasında bir şey olmuş. Biraz rank biraz arena. Çünkü Master's Call arenada inanılmaz kötü bir kart oluyor. 3 mana draw ve discover minion olarak aşağıya. Yani düşünsenize Hunter oynuyorum. Destemden 3 tane bana rastgele kart gösteriliyor. 3'ü de Beast'tir diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. İmkansıza yakın yani. Sonuçta çünkü ne iyiyse onu alıyorsunuz. Boulder Fist Ogre geliyor. Boulder Fist alıyorsunuz. Aa bir dakika Boulder Fist Ogre Beast değil deyip gidip 3 mana 1'e 4 taunt almıyorsunuz üzerinden Boulder Fist Ogre yani. Onun için zor. Bunda da arkadaşlar elinizde kart yoksa 3 kart çektiriyor. Birincisi de arkadaşlar Master's Call'dan bir mana ucuz. İkincisi Druid Minion Discovery ettiriyor. Bakın bu da önemli bir şey. Yani biliyorsunuz arkadaşlar klas kartları normal kartlara göre hep daha güçlü olur. Neredeyse hani Lich King falan gibi özel kartlardan bahsetmiyorum. Bir kere kartın ortalama güç seviyesi yüksek. Şimdi arkadaşlar tabii 3 opsiyonda tutma olasılığınız olduğu için kartın 1 mana olmaması da mantıklı. Çünkü 1 mana olsaydı 1 mana Discovery zaten biliyorsunuz ideal demiştim. 2 mana Discovery ediyor ki bir de arkadaşlar çektiğiniz yaratıkları oynayıp en son bunu yemezsiniz diye biraz zorlaşsın işte. Bunu kıvırabilir misiniz arkadaşlar? Rank'te az yaratıklı desteler atıyorum şu an. Gidiyor ama Togwaggle destesinde mesela iyi olabilir. Amma ve lakin arkadaşlar Togwaggle destesi de rastgele yaratıklar istemiyor destesinde. Problem o. Arena'da ise arkadaşlar yani bunu kıvırabilirsiniz diye düşünüyorum. Biraz mana curve'ünüzü düşük tutarsınız. Arkadaşlar birkaç da spell'iniz olur zaten. En son işte atıyorum elinizde 4 manalık bir kart bıraktınız. Çektiniz. 4 manalık bir kart daha yaratık yani. Tak tak 4 mana 2 tane 4 manalık yaratık. En son bunu 3 tane kart. İnanılmaz tabii arkadaşlar. Yani düşünün işte arkadaşlar. Bu 2 manaya 2 kart veren Dragon's Roar. Değil mi? 1 manaya 3 kart verebilen Omega. Bu da 2 manaya 3 kart verebiliyor. Bunlar inanılmaz şeyler arkadaşlar. Bunları çalıştırsanız ezer. Ve yani şöyle arkadaşlar. Ödül o kadar büyük ki. Bu kadar acı çekmeye değer. Bunu alacaksınız arkadaşlar. Pıt pıt pıt. Bir de arkadaşlar kazayla tesadüf oldu. İşte bileyim böyle Spreading Plague, Swipe'lı, Starfall'lı, Starfire'ı hani biraz fazla spell'li bir deste yaptınız arkadaşlar. Bir kısmı gidecek kartlar önemli değil. Rastgele söylüyorum yani. Spell ağırlıklı deste yaptınız arkadaşlar. Yani atıyorum 6. 7. turda denk gelebilir belki. Şans olabilir yani. Onun için bence bu kart iyi. Ne diyeyim size 6.5 7 belki. İyi, iyi yani toplamda. En kötü de sıkışırsanız atarsınız yani. Tabi o zaman biraz zayıf ama. Diğer kartımızda arkadaşlar 1 mana 2'ye 1. Öldüm elimizde 2 tane 1-1 Squirrel veriyor. Arkadaşlar baya güzel. Bir kere arenaya bu rotasyonla arkadaşlar Mysteries of Gadgets'ten geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla arkadaşlar Druid'in Mark of the Lotus geliyor. 1 mana bütün yoklarınızı artı 1 artı 1. Yani bu baya iyi dolduruyor masayı. Kendisi 2'ye 1. Arkadaşlar 1 mana 2'ye 1 zaten biliyorsunuz. Güzel yani. Yani güzel derken şöyle kabul edilebilir. Ezin iki tane elimize biri bir veriyor. O birbirlerini tak diye Mark of the Lotus atıp falan falan. Baya güzel hareketler yapılabilir. Güzel bir kart arkadaşlar bu. Güzel. Baştan tempo yapar. Sonra yine bir şeyler verdiği için falan falan. Hoş. Gelelim sonraki kartlarımıza. Evet. Bunu da bunu da bendeniz açıkladım arkadaşlar. Hoş bir kart arkadaşlar.
Arena'dan çok biraz rank kart arkadaşlar. Diyor ki 4 mana 4 vurur diyor. Shadow Bolt. Tabii kafaya değil. Sadece yaratığa. Eğer elinizde başka bir klastan kart varsa manası 0 iner diyor arkadaşlar. İşte bu akademik espiyonajdır. Blink Fox'tur. Değil mi? Hallucination'dır. Bir kısmının gittiğini biliyorum standartlar ama sonuçta oyunda hala var olan kartlar bunlar. Başka klaslardan kartlar edinip arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz. Şimdi bir bunun arkadaşlar tehlikesi şu. Eğer Rogue bir şekilde popüler olsa bu destenin hepsi çok zayıflıyor. Çünkü arkadaşlar rakibin klası da siz olduğunuz için başka klastan kart edinmek çok zorlaşıyor arkadaşlar. İşte ne bileyim Face Collector ekolamanız lazım. Şu an gidiyor ama Lich King kartı bulundurmanız lazım. Bilmem ne yani diğer klaslardan kart edinmek zor. Ama tabii arkadaşlar Wing Blast gibi bakın biri olmuyor kostu yaratık ölürse. Sıfır oluyor. O sıfır olması ciddi bir şey. Bir de arkadaşlar rankte hani böyle bir deste oynarsanız genel olarak bir yollarınız olur. İşte Rogue Rogue olduğu zaman biraz zorlanırsınız. Spectral Cutlass falan da var. Bayağı efektif olabilir. Yani sıfıra 4 damage vurmak çok güçlü arkadaşlar. Bakın Wing Blast bayağı iyi bir kart. Yani Spellhunter destene hep girdi. Yaratık ölürse. O da 4 mana 4 vuruyor. Yaratık öldüyse 1'e indiriyor. Arkadaşlar yaratık öldürme koşulunu sağlamak belki tabii biraz daha yani şöyle. Onda biraz daha rakibinize bağlısınız. Bunda değilsiniz. Varsa var. Fena kart değil arkadaşlar. Rankte iş görebilir. Arenada da bu koşulu sağlayan 3 kart falan varsa arkadaşlar ne bileyim işte Violet Haze olur. Değil mi? Blink Fox olur. Ondan sonra Hallucination olmayacak. Blink Fox da hatırlayamıyorum gidiyor mu? Blink Fox Witchwood olabilir sanıyorum. Yoksa Kobold muydu? Neyse arkadaşlar yani başka klaslardan kart veren kartlardan 3 tane 4 tane varsa bu kart iyi olur. Ha, normalde çok mu kötü? Yok. Yani arkadaşlar bir mana pahalı Shadow Bolt. Yani sonuçta Shadow Bolt kendisi 6.5-7'lik bir kart. Bir mana pahalı Shadow Bolt 4 yok 5-5.5 falan var onun üzerine. Yani iyi olmuyor tabii. Çünkü arkadaşlar Shadow Bolt'un mana kâr ettirme olasılığı var değil mi? Adam 4'ü 4, 5'i 4 inerse 4 mana pat diye atıyorsunuz bir mana kâr ettirebiliyor. Bunda mana kârı çok zor. Yani 4 vurarak 4'lük yaratı. Ne bileyim Yeti gelse öldürmüyor mesela. Evet bir sonraki kartımız arkadaşlar enteresan. Bayağı enteresan bir kart arkadaşlar. Masada olmayan bir yaratığın death rate'ini çalıştırıyoruz arkadaşlar. Oyunda bir ilk Hearthstone'da. 3 mana arkadaşlar. O oyun ölmüş bir death rate'lı minion'ımızı discover ediyoruz. Yani arkadaşlar o oyun boyunca ölmüş bütün death rate'lı minion'larımızdan bize 3 tane alternatif sunuyor. Normal discover diyoruz. Sonra da onun death rate'ini çalıştırıyoruz arkadaşlar. Yani discover edip elimize alıyoruz bu. Bir de yani mesela şöyle oldu arkadaşlar. İşte Sylvanas, Egg, Sludge Belcher dedi. Sylvanas dediniz. Elinize bir Sylvanas geliyor ve adam bir tane random yaratığını çalıyorsunuz. Çok değişik. Enteresan. Rank kartı arkadaşlar. Arena kartı değil. Plot twist arkadaşlar. 2 manaya Warlock Spell'i. Enteresan bir kart arkadaşlar. Elimizi desteğimize karıştırıyoruz. Bu sanıyorum oyunda ilk defa olan bir şey bu da. O kadar kart çekiyoruz. Arkadaşlar bu ne işe yarar? Eliniz patlaksa değil mi? Mesela örneğin arenada arkadaşlar ucuz ucuz kartlar aldınız. Oyunun başına gelmediler. Oyunun ortasına geldiler. Sizi perişan ediyorlar. İşte atıyorum elinizde Flaming var. Anlatabiliyor muyum? Veya ne bileyim o an için verimsiz bir kart var. Sense Demons var. Bilmem var bilmem var. Diyorsun ki tamam abi. Hepsini desteğe koydum diyorsun. O kadar kart çektim diyorsun. Tabi burada arkadaşlar bir kart dezavantajı var. Değil mi? Plot Twist'in kendisini çekemiyorsunuz. Yani şöyle elinizde 8 kart varken attınız bunu. Plot Twist attınız. Elinizde 7 kart kaldı. 7 kart çekiyorsunuz. Ama işte arkadaşlar elinizin ne kadar patlak olduğuna bakar. Arena için bayağı kötü. Söyleyeyim. Çünkü bir kart dezavantajı arkadaşlar bu kart net. Rank'te bir şeyler yapmaya çalışabilirler. Bilmiyorum açıkçası. Bence biraz dandik ama arkadaşlar bir şekilde bir şeylerle kombolamaya çalışabilirler. Neyle kombolarlar bilemiyorum. Yani Mekatun falan diyemeyiz çünkü arkadaşlar desteği inceltmiyor. Elimizden desteğimize koyduğumuz kadar kart çektirdiği için desteği bitirmiyor. Yani atıyorum elinizde 6 kart var, desteğinizde 14 kart var. Desteğinizden 6 kart çektirdi. Elinizdeki 6 kart desteğe geri koydu. Desteğe hala 14 kart var. Yani desteğe derine gitmek için iyi değil.
Eliniz dandik son değiştirmek için işte kullanılıyor arkadaşlar. Son açıklanan kartlarımız da arkadaşlar. İki tane yine. İki druid kart gelmiş. 2 mana 1'e 2. 2 mana 2 tane 1'e 2 lifesteal'ı dryad koyuyor. Wow. Yani 1'e 2 lifesteal tabii çok iddialı bir şey değil ama arkadaşlar. 2 tane biraz enteresan. Wow. Ve yanında combo ile gelmiş bu arada. Yani arkadaşlar toplam 2'ye 4 body oluyor ama tabii tam olarak öyle değil. Ama bir 3'e 2 ile değişiyorlar arkadaşlar. Değil mi? 2'ye 3'ün karşısında izliyorlar biraz. Lifesteal'ları var. Oyun başında çok iyi olmasa da oyun ileri aşamalarında iyi olabilir. Fena değil, fena değil. Hoş sayılır. Bir sonraki kart arkadaşlar çok güzel kombosu var. 3 mana 2'ye 5. Zaten arkadaşlar 3 mana 2'ye 5 biliyorsunuz idare eder. Kabul edilebilir yani. 3 manaya 3'e 4 en iyisi. 3 manaya 4'e 3 ikinci en iyisi. 3 manaya 2'ye 5 de 3. en iyisi. 3 manalık atak defans yaratığından. Kabul edilebilir bir yaratık yani. Her tri store ettiğinde elinize random druid spell arkadaşlar. Bununla çok akıl almaz kombosu var. Düşünün. İkinci turu bunu attınız. Veya şöyle dördüncü turu bunu attınız. Beşinci turu bunu attınız arkadaşlar. Adamın önünde bir 4'e 4 var. 4'e 4'e kafa attınız. İşte kaldınız mı 27. Bu bıdıklarla arkadaşlar vurdunuz 28 oldunuz. Hop her tri store ettim diyor. Elinize random druid spell veriyor. Hop bununla bir daha vurdunuz 29 oldunuz. Hop bir daha restore diyor. Bu combo çok inanılmaz. Ya bu kart bayağı iyi. Druid'de demek arkadaşlar bir restore health temasına gidilmiş. Dolayısıyla tabii o da 5 mana 4'e 4 rush 5 health restore edersen bir tane daha kopya koy denen kartı güçlendiriyor arkadaşlar. Niye? Çünkü health restore eden kartlar koymak ödüllendiriliyor. Şimdi bir de ayrıca arkadaşlar şu da önemli. Health restore eden kabul edilebilir kartlar da var. Çünkü mesela arkadaşlar 3 mana 8 life healing touch. O çok kötü. Çünkü bakın kart dezavantajı o. Yani her restore'la bir şeyler yapan bir kartla bir yere getiremezseniz çok kötü. Oysa ki arkadaşlar mesela bakın Dream Way Gardens. Dream Way Gardens masada bir varlık veriyor size arkadaşlar. Yani şöyle oldu. Siz ikinci tur Dream Way Gardens'e dağıttınız. Adam 3'e 2 açtı. Tak tak değişiyorsunuz 3'e 2 ile. 2 life alınmayın. Bir şey yok yani arkadaşlar. Çünkü 2 mana inecek ideal bir yaratıkla değişebiliyorsunuz hala. 2'ye 3'ün karşısında biraz eziliniyor ama olsun. Yani kötü değil. Veya arkadaşlar işte 1 mana minion'a 2 damage vur veya 5 health restore et. Zaten bir minion'a 2 damage vurma opsiyonu veriyor size arkadaşlar. 5 health restore ister kullan ister kullanma. Yani böyle güzel restore health'li kartlar ile birlikte restore health'i ödüllendiren kartlar güzel arkadaşlar. Şimdi bunu görünce asla healing touch almayın. Çünkü bakın bu kart zaten 3 mana 2'ye 5. Bu kart zaten kabul edilebilir. Çalıştırmasanız da okey. Çalıştırırsanız güzel. Ama healing touch kötü. Yani bunu ben hep vurgularım arkadaşlar. Arena'da kendi başına kartların patlak olmaması lazım. Yani bir kartla bir araya gelince potansiyelin artması güzel bir şey. Fakat kendi başına zayıf kalmaması lazım. Yani bu kartı ben elimde sıfır kart varken yukarıdan çektim. Ne oldu? Rezalet. Değil mi? Healing touch. Bir şey yapmıyor ki arkadaşlar. Çünkü healing touch attınız. Adamın önünde 3 atak vardı diyelim. 3 atakla vurdu size. 3 damage daha koydu önünüze. Ne oldu arkadaşlar? Siz healing touch'a 8 aldınız. Adam 3 vurdu. 5 yaşam öndesiniz. Ama adamın indiği 3'e 3'ü cevabınız ne? Yok. Çünkü siz healing touch harcadınız ona. Bir sonraki siz bir şeyiniz adam 6 daha vurdu. Bir life zarardasınız. Adamın indiği kartlar da hala duruyor. Yani arkadaşlar kartların tek fonksiyonu sırf yaşam vermek olan kartlar kötü ayrında. Her zaman kart dezavantaj yaparlar. Ha. Her zaman kötüdür diyemem tabii arkadaşlar. Atıyorum. Ölmek üzeresinizdir. Swipe bir işe yaramayacaktır. Healing touch atar kurtarırsınız. Ama o healing touch'ı iyi yapmaz. Çünkü arkadaşlar hani bazen mesaj oluyor ya. Ya işte sen adamın silence edip üzerine buff edip bilmem ne öldüreceğini düşünüp bilmem ne yapman lazım diyor ya insanlar bazen. Şimdi arkadaşlar bu normalde beklenen bir şey mi? Arenda değil mi? Hani silence bekleyebilirsiniz. Şişirmesini bekleyebilirsiniz. Ama şişirme artı silence pek beklemezsiniz. Elinde fazla kart kalmamış adamdan. Dolayısıyla ortalama bir durumda ne kadar iş yapar arkadaşlar. Kartları hep böyle değerlendirmek lazım. Yoksa ben size söyleyeyim. Alarma botun Ultimate Infestation'da niye olduğu durum olur yani. Ne olacak? Yani arkadaşlar elinizde büyük yaratıklar gelmiştir. İkinci alarma bot koyun dersiniz. Tak. Üçüncü tur masaya. Adam da öldüremez. Masaya Violet Worm koyar. Üçüncü tur yenersiniz oyunu. Veya arkadaşlar desteğiniz bitiyordur. Ultimate Infestation'ı atamazsınız. Fatigue'den ölmemek için. Yani ama bu demek değil ki Ultimate Infestation alarma bottan kötü. Yani ortalamalara göre değerlendirmek lazım. Onun için healing touch kötü bir kart arkadaşlar. Çoğu zaman size zarar verir. Yani bu
Güzel Restore Health temalı kartlar iyi. Arkadaşlar bu arada bu expansion'da sanıyorum hiç görmediğiniz bir ortalama kart kalitesi seviyesine ulaştık. Yani Knights of the Frozen Throne'la Angoro'da iyiydi ama orada biraz fazla iyi kartlar vardı. Ortalama böyle değildi. Burada yani arkadaşlar birkaç tane boş kart var. O da olur yani arkadaşlar. Bir serideki her kart iyi olmaz. Birkaç tane filler tabir edilen seti doldurmak için olan dandik kart olur. Dr. Boom Scheme gibi veya Lifesteal veren Twin Spell'li kart gibi. Ama ortalama arkadaşlar ben bakıyorum diyorum sağlam. Yani arkadaşlar şöyle arena kartı beğenmiyorsan bile bunun da renkte bir şeyler olur diye biliyorum. Yani komple çöp diye kenara koyduğum kart bir iki tane. Şimdilik öyle hatırlıyorum yani. Oysaki arkadaşlar önceki serilerde mesela böyle bir 10 kart, 15 kart, 20 kart at kenara yani. Duruyor mu yani? Bayağı zayıf yani. Arena ranked olmaz. Bu ne ya falan diyor yani insan. Özellikle arena güç seviyesi arkadaşlar bayağı kuvvetli. Tabii eski kartlarla bir yerde nasıl olacak şimdi bilmiyorum. Biliyorsunuz arena havuzu da değişecek şimdi. Tabii o sık sık değişecek. Yani dediğim gibi o kalıcı bir şey değil arkadaşlar. Yani bu gitti şu gitti diye öyle rahat edemiyoruz artık. Yani şimdi Journey to Angora gidiyor. Spike Seed'den kurtuluyoruz atıyorum. Sunkeeper Tenin'den kurtuluyoruz ama arkadaşlar 2 ay sonra belki 2 ay sonra getirmezler ama 6 ay sonra geri gelmeyeceğinin bir şeyi yok. Artık arena havuzu dinamik olacak arkadaşlar. Yani oyundaki eski kartlarla insanlar etkileşebilsin diye şimdi atıyorum düşünün yeni başladınız. Standart oynuyorsunuz. Tabii ki Wild'a yani el sürmüyorsunuz. Bütün kaybetmemek için. Ondan sonra arkadaşlar eski kartları hiç görmüyorsunuz bile. Arena oynuyorsunuz işte. O eski kartları görebilirsiniz diye Blizzard böyle bir şey yaptı. Dolayısıyla arenadaki kart havuzu artık yani normalde biliyorsunuz 4 ayda bir seri çıkıyor. 4 ayda bir bile değil. Öyle demediler. Yani her seri arasında 1-2 kere değişecek. Mesela şimdi işte Mysteries of Gadgetzan, Whispers of the Old Gods, Naxxramas, bir de bir şey daha vardı. İşte bu yeni seri bir de Witchwood vardı sanıyorum. Böyle bir şeydi. Arkadaşlar belki bir seri atlamışımdır. Bu 5 seriden diye hatırladım şimdi. Mesela arkadaşlar 2 ay geçecek. Diyecekler ki şu seriler olacak. Yani düşünün. Rastakaz Rumble daha yeni çıktı. Arena'da 4 ayda oynuyorduk. Gitti arkadaşlar. Boomsday Project 8 ayda oynuyorduk. Gitti. Arena'dan düştüler yani şu an. Ama tabii mesela dediğim gibi 2 ay sonra atıyorum. Rastakaz Rumble geri gelecek. Witchwood gidecek. Bilmem ne. Böyle sürekli dönecek. Tabii şimdi arkadaşlar şey de bu enteresan oldu. Arena normalde standarttan ibaretti. Şimdi mesela Naxxramas kartları Wild. Dolayısıyla o zaman rastgele kart üreten kartlar Wild'dan kart verebilecek mi? Ne olacak? Ne olmayacak? Onları göreceğiz. Onlar daha belli olmadı. Bir çıksın bakalım anlarız. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi bu kartlarla birlikte kaça geldik? 66 falan mı acaba? 57, 58, 59, 61. Burada iki tane vardı. 62. kartı ben açıklamıştım. 63, 64, 65, 66. 66'ya gelmişiz. Bugünkü arkadaşlar reveal'lar geç. Yanda görüyorsunuz işte akşam gece yarısı 12'de. Ondan sonra sabaha karşı 4'te falan. Bakalım artık açıkladıkça şey yapacağız. Zaten arkadaşlar son reveal stream'i de yaklaştı. Yanlış hatırlamıyorsam acaba 4 Nisan mıydı? 2 Nisan mıydı? Yani kartların tümünü açıklayacak zaten yakında Blizzard kalanları. Yayıncılar işte biz açıkladık kartları. En son işte böyle en ünlülerine işte Tice'la Kripparian'a mı ne yaptıracaklar sanıyorum. Ondan sonra zaten final reveal stream olacak. Kalan bütün kartları Blizzard kendisi gösterecek bize. Böyle. Hadi görüşürüz.